Ali mezuniyet balosunun akşam yemeği menüsü ile görevlendirilmiştir. Ah, ah 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 mezuniyet baloları şimdilik bir miktar geride kaldı. Tez zamanda bu pandemiden kurtulup tekrar birlikte ve doğru zaman geçireceğimiz günlerin gelmesini diliyorum. <laughs> tamam soruya devam edelim. Ve balo'ya gelecek son sınıf öğrencilerinin kaçının vejetaryen opsiyonunu tercih edeceğini tahmin etmek için tek örneklemli bir Z aralığı oluşturmak istiyor. 150 son sınıf öğrencisinden rastgele olarak 30 tanesini seçiyor ve bu 30 kişiden 7'sinin vejetaryen opsiyonunu tercih edeceğini öğreniyor. Ali'nin örneklemi güven aralığı oluşturmak için gerekli koşulların hangilerini sağlamış demişler. Hadi bakalım hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Birden fazla seçenek seçebileceğinizi de aklınızdan çıkarmayın. Şimdi birlikte yapalım. İşe tek örneklemli Z aralığının ne demek olduğuyla başlayalım. Bunu Ali'nin tek bir örneklem alıp buna bağlı bir güven aralığı oluşturacağı şeklinde yorumlayabilirsiniz. Buna Z aralığı denmesinin sebebi ise güven aralığının ardında yatan mantık. Tahmin etmek istediğiniz gerçek parametrenin üzerinde ve altında birkaç standart sapma bulup bunu çıkarımlarda bulunmak için kullanacak olmanız. Bu standart sapma sayısından zaman zaman Z değeri ya da skoru olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Kısacası bir değerin altında ya da üzerindeki standart sapma sayısı için çoğu zaman Z kullanılır. Anlaştık mı? Ali bir güven aralığı kurmak istiyor ama geçerli bir güven aralığı kurabilmek için bazı varsayımlarda bulunmamız gerekir. Popülasyonda 150 öğrenci var. Gerçek oranın ne olduğunu bulmak için bu 150 öğrenciye tek tek ne yiyeceklerini sormak kolay bir şey olmadığından Ali 30 kişilik bir örneklem alıyor. Bu n'in 30'a eşit olduğu anlamına gelir. Buradan bir örneklem oranı hesaplayacak. Evet, 30 kişiden 7'si vejetaryen opsiyonunu tercih edeceği için bu oran 7 bölü 30 olacak. Bundan sonra da bir güven seviyesi belirleyerek bir güven aralığı oluşturacak. Fakat bundan önceki videolarda da bahsettiğimiz koşulları hatırlıyor olmalısınız. Öncelikle bu örneklemin rastgele bir örneklem olduğundan emin olmamız lazım. Bu rastgelelik koşulu olarak bilinir ve A seçeneği de bundan bahsediyor. Veri popülasyondan alınmış rastgele bir örneklemdir. Bundan emin miyiz? Bir bakalım. Soruda Ali'nin 150 son sınıf öğrencisinden rastgele olarak 30 tanesini seçtiğini söylüyorlar. Ali'nin neyi rastgele kabul edip etmediğini bilmememize rağmen soruda verilen bilgiye güvenmemiz gerektiğinden bu koşulun sağlandığını söyleyebiliriz. Veri rastgele bir örneklemdir. Ali'nin futbol takımından örneklem aldığını söyleselerdi bu rastgele bir örneklem olmazdı. Sıradaki seçenekte matematiksel bazı ifadeler var ama bu aslında normallik koşulundan başka bir şey değil. Normallik koşulunun ardındaki mantık ise bu güven aralıklarını oluşturmak için örneklem oranının örnekleme dağılımının normal olduğunu varsayıyoruz. Başka bir deyişle dağılım bu şekilde sağa ya da sola çarpık değildir. Bu seçenekte örneklem boyutu çarpı örneklem oranının ve örneklem boyutu çarpı 1 eksi örneklem oranının büyük eşit 10 olması gerektiği söylenmiş. Bunun örneklemdeki başarı durumları bunun da başarısız durumlar olduğunu düşünebiliriz. Peki bizdeki başarı durumları kaç tane? 7 tane. n 30. Örneklem oranı da 7 bölü 30 olduğuna göre evet başarı durumları 7 tanedir. Başarı durumları ondan az olduğu için de normallik koşulunu sağlayamamış oluyoruz. Bu önemli bir testtir ve doğru olmaması durumu dağılımın çarpık olabileceği ihtimalini ortaya koyar. Bu arada bunun sadece bir örneklem, tek örneklemli bir z aralı olduğunu da unutmayın. Yine de normallik koşulunu sağladığımızı ne yazık ki söyleyemeyeceğiz. Tekil gözlemler bağımsız olarak değerlendirilebilir. İnsanları eğer geri koyarak seçtiyse gözlemler bağımsız olabilirler. Ya da seçtiği insanların sayısı eğer popülasyonun %10'undan küçükse tam olarak olmasa da bağımsızlık koşulunun sağlandığını varsayabiliriz. 150 kişiden 30 kişi seçmişti. 30 bölü 150, 1 bölü 5 yani %20'ye. Eşittir ve %20, ondan büyük olduğu için bu koşulu da sağlayamadık. Seçtiği insanları seçime yeniden dahil ederek yani popülasyona geri koyarak seçim yapmış olsaydık ki seçimi bu şekilde yaptığını zannetmiyorum ya da bu ondan küçük olsaydı bağımsızlık koşulunu sağlamış olurdu. Üç koşuldan ikisini sağlayamadığımız için de bu güven aralığı yani Ali'nin yapmış olduğu araştırma çok da güven verici değil.